Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir inceleme ve kutu açılış videosuyla sizlerle beraberim. Bugün ne inceleyeceğiz? Polosmart'ın FS81 kablosuz speaker. BİM'den alınmış bir ürün bu. BİM'de geçtiğimiz haftalarda, çok eski değil, geçtiğimiz 1-2 hafta önce satışa girmiş, aktüellerde girmiş bir ürün. Ben de bulunca hemen bir alıp sizler için incelemek istedim. Hoşuma giden tarafı şu oldu. Genelde bu tarz böyle Çin malı işte marketlerde satılan hoparlörler böyle ufak kasalı oluyorlar, minik oluyorlar. İşte bilmem ne, birinin ses açma kapama tuşu olmuyor, bir şey olmuyor falan. Bu böyle görünüş olarak böyle dolu dolu geliyor. Bakalım sesi de öyle dolu dolu mu? Şimdi bu ürüne baktığımız zaman şöyle bir kutuyla geliyor. Arkadaşlar ne diyor kutuda? TWS dual bağlantı. Yani bundan aynısından bir tane daha alırsanız, iki tane olursa bunlar birbirleriyle kendi aralarında bağlanıp kablosuz Bluetooth üzerinden stereo ses alabiliyorsunuz. Pure sound demiş. İyi ses demiş. Çağrı cevaplama. Telefonla konuşabiliyorsun diyor. Uzun çalışma süresi demiş. RGB LED aydınlatma demiş. Ön tarafında gördünüz. Bir de şu ön tarafında bir çentik var. Bu çentiğe telefonumuzu, tabletimizi böyle yaslayıp bunu bir işte ayak olarak da kullanabiliyoruz. Telefonumuzu, tabletimizi koyup izleyebileceğiz. Demek ki arka tarafına baktığımızda işte teknik özellikler. Bluetooth versiyonu 5.3 de geliyor. İyi, yeni bir versiyonuna geliyor. Çekim mesafesi 10 metre demiş. 1200 mAh bataryası varmış. 3 saatte şarj oluyormuş. 4 saate kadar da kullanılıyormuş. 5 volt 1 amperle şarj ediliyormuş. Yalnız tip micro USB diyor. Ha, Type-C değil. Niye bunu bu devirde artık Type-C koymadın arkadaş? Bunun dışında harici bağlantı AUX var diyor bende. Kabloyla bağla bana AUX kablonu diyor. Kabloyla ses al benden. TF kart güzel. Küçük micro SD kartlardan, hafıza kartlarından ses çalarım diyor. USB bellek tak bana diyor. İçinde de kutu içeriği kablosuz speaker, şarj kablosu 30 santimlik ve kullanım kılavuzu diyor. Evet, hemen şöyle ürünümüzü hiç bekletmeden açalım. Şimdi ürünü açtığımız zaman şöyle bir plastik muhafaza bizi karşılıyor. Kutunun içinde bir şey var mı? Yok. Kutuyu salladık gitti. Şimdi ürünü şöyle bir çıkartalım. Böyle güzel bir poşete sarılı geldi. Dip kısmında işte yine kısa 30 santimlik bir de yani eski tip micro USB. Şu Type-C olsaydı micro USB kablo bizi karşılıyor. Hiç buna bakmıyorum. Açmıyorum bile. Böyle bir kablo geliyor. Salladık. Şöyle renkli, resimli olan basit bir kullanım kılavuzu geliyor. Bunu da salladık. Böyle bunu da salladık. Bu kadar. Şimdi ürünü bir açalım. Bakalım arkadaşlar. Evet. Güzel. Şimdi çok ağır mı değil. Ama tok duruyor. Şöyle yani ele aldığın zaman böyle avucun içinde tok duruyor. Bak güzel şöyle. Burası metal. Plastik falan değil. Metal. Güzel bir ızgarası var. Üst kısmında işte hani şu telefon koymalık. Bakalım hemen. Şöyle telefonunuzu yaslayalım. Aha. İşte. Böyle telefonunu koy. Arkadaş. Telefonunu, tabletini koy buradan. Bunu buradan izle. Alttan da ses al. Tam böyle film izlemek için zaten ben de o sebeple aldım. Böyle film izlerken tabletten, telefondan. Dedim ki yani ekstra bir ayak yanına hoparlör yapacağını hepsi tek parça olsun. Şimdi bunu kenara ayırdık. Ne var burada? Şu ışık tuşumuz var. Şurada. Eksi artı hani ileri geri şarkıyı atlatma ve ses açma kapama var. Bir de play pause ve mod tuşları var. Burada görüyorsunuz arkadaşlar 4 tane tuş var. Burada güzel böyle bir lüllük ipimiz var. Oo, arka tarafta bakın iyi bas versin diye böyle bir bas ne diyorlar buna bas körüğü mü diyeyim artık. Öyle bir şey var. Bunun üzeri mavi ama bu aslında bir koruma bandı. Bunu çıkarttığın zaman burası böyle metal renk. Şöyle bakın. Esnek, güzel. Arka tarafta ne var? İşte AUX giriş var. TF kart, micro SD kart ve USB A girişleri var. Buradan da müzik çalmak için. Eski tip micro USB şarj girişimiz var ve on off tuşumuz var. Evet, şimdi bir açalım bakalım şu arkadaşı. Açtığımız zaman böyle ötüyor. Ve işte RGB geldi. Şimdi telefonumuzdan da şöyle bir Bluetooth'u açalım. Bakalım. Bluetooth'ta şöyle bir telefonumuzdan açalım. Bağlandı. Ben daha önce bunu bir denemek için bağlamıştım. Arkadaşlar Bluetooth'ta bakın ne diyor? Bir saniye.
Şöyle FS81 diyor bakın. Bilmiyorum belli oluyor mu? Şurada FS81 diyor. Bu alanda. Şimdi bundan tabii bir de bir telifsiz müzik ayarlayalım. Şimdi bir de telif yemeyelim. Videomuzu kesmesinler. Ondan sonra arkadaşlar bakalım ses performansı nasıl? Yani bundan tabii şimdi bu ürün 249 lira. BİM'lerde en son satış fiyatı. Yani şimdi 250 liraya bu devirde Ağustos 2024 bu videonun çekildiği tarih itibariyle ne beklersin? Bakacağız, bakacağız. Bir yandan da böyle lafla zaman çalıyorum, farkındayım. Bakalım şimdi telifsiz müzikler dedik. Bakalım, bakalım, bakalım. Şöyle bir tane açalım ama nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. Bakacağız. Oo, bas da çıktı güzel. Şimdi şunu basılı tutuyorum. En yüksek sesteyim diyor. Biraz dinleyin bakalım. Bu kısımları kulaklıkla dinleyin zaten. Evet, şimdi çok da fazla şey yapmayalım. Malum apartmandayız. Şimdi bas nasıl? Hiç bas yok değil. Bas var. Buradaki bas kısmıyla bas körüğüyle mi diyeyim? Bir bas var ama çok kuvvetli mi? Hayır arkadaşlar. Çok kuvvetli değil. Bas vuruyor mu? Vuruyor. Hiç bas yok değil ama yani bu 250 liralık üründen de böyle gümbür gümbür bas beklemeyin. Biraz veriyor. Tiz ağırlıklı bir hoparlör. 5 watt bir hoparlör. Tiz ağırlıklı bir hoparlör. Ama dediğim gibi dolu dolu şık duruyor yani. İşte bakın burası ışıkları değiştirebiliyorsunuz. Bastıkça ışık şeyleri değişiyor arkadaşlar. Şöyle basılı tutarsanız ışığı kapatıyor. Işığı da kapatıp da müzik çalabilirsiniz. Hatta şöyle bir deneyelim. Işıkla kapanabiliyor. Yine şöyle basılı tutuyorsunuz. Işıklar geliyor. Bastığınızda da işte böyle en güzeli de bu. Renk geçişi yapıyor. Bir de ışıkları bir kapatalım. Nasıl gözükecek karanlıkta? Bir ışıklarımızı kapatalım. Evet, karanlıkta daha bir ortaya çıktı. Yine biraz belki patlama yapıyor ama kamerada bilmiyorum. Işıklar hoş duruyor arkadaşlar. Yine hemen ışığımızı açıyoruz. Işıklarımızı açalım. Evet. Yani şimdi bunun güzel tarafı şu. Bir kere tok duruyor. Oradan beğendim. Hani böyle küçük durmuyor. Şimdi şöyle bir ölçüsüne bakalım. 9,5-10 santim. Burada bir enimiz var. Şöyle baktığımız zaman da işte bir 10 santim de yüksekliğimiz var. Şöyle derinliğine bakarsak da yine bir 8 santim kadar bir derinliği var. Ölçüler de bu şekilde. Ölçüleri merak eden arkadaşlar için. Işık tuşumuz eksi artı. Sonraki şarkı ses açma kapama. Bu da işte play pause ve işte fonksiyon tuşu. Buraya kart takarsanız bir tane kart okuyacak. Buraya işte flash bellek takarsanız flash disk. Buradan flash diskten okuyacak. Ekstra bir aux kablosu çıkmıyor. Kutu içerisinden. Ekstra bir aux kablonuz varsa iki ucu 3,5 mm jacklı klasik şey yapabilirsiniz. Burada da Polo Smart demiş. Aşağıya böyle bilgilerini koymuş, etiketini koymuş. Bu boyayla yazılmış. Güzel. Burası yumuşak bir malzeme. Yani hani titremesin diye şöyle. Gerçi çok şey yapmıyor ama hani çalarken titremiyor. Titreşim yapmıyor. Güzel bir ürün. Yani şöyle ele gelen bir ürün.
Burada da böyle bir askısı var. Ne bileyim bisiklete falan filan binerken asıp şöyle sallana sallana oba bütün müzik çalıp ortalığı inletip gidebilirsiniz. Sesi yüksek mi yüksek? Deminki tabii müzik performansta ne kadar ortaya çıktı bilmiyorum ama sesi yüksek. Seste sıkıntı yok ama dediğim gibi tiz ağırlıklı bir ürün. Midler de fena değil. Bas her ne kadar bas radyatörü ha videonun başından beri bulamıyorum. Bas radyatörü olsa bile dahi yani bas vuruyor ama işte 250 liralık vuruyor. Hani şu devirde Ağustos 2024 itibariyle 250 liralık vuruyor. İş görür mü görür. Ses yüksek. Bir de bunu çift. Bundan bir tane daha alıp. Ben bir tane aldım. Bana bir tane yeter. İkinciye gerek yok. Bunu stereo yapıp iki tane yaparsınız. Birbirle bağlanabilme özelliği var. E tabi ikisinden biraz daha iyi bas alırsınız. Biraz daha yüksek ses alırsınız. Ama boyutlarına göre sesi yüksek. Baslar işte fena değil. Tizler güzel. Dizayn güzel. Ele geliyor tok bir ürün. Bimler'de var. Hala geçtiğimiz bir hafta önceki falan aktüeldeydi ama hala böyle satılmamış kalmış. Bimler'de o Bimlerin elektronik raflarında, o cam reyonunda bulabilirsiniz. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa ben tavsiye ediyorum. Alın. 2 yılda garantisi varmış Polo Smart. Böyle bir ürün bize sağlamış. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ya bu devirde artık bunlar küçük paralar. Ama şöyle söyleyeyim. Birkaç sene öncesine dönün. Pandemi öncesi bunlar Bimlerde, A101'lerde bu tarz ürünler 50 liraya satılıyordu. Onu da söyleyeyim. Yani şundan 4 sene öncesine kadar 50 liraya satılıyordu. Ama artık 2024 ekonomik durumlar, enflasyon vesaire 250 lira oldu bu tarz ürünler. Ama 250 lira için bence güzel bir ürün. Yani ihtiyacınız varsa güzel. Ben de biraz Bluetooth hoparlör hastalığı var. Böyle alıyorum ediyorum. Ama güzel. Fiyatı kadar güzel. Yani şimdi siz bundan gidip de 2000-3000 liralık bir ne bileyim JBL performansı, ünlü bir markanın Bluetooth hoparlörün performansını beklersen onu alamazsın. Onu geçeceğim. Ama sen dersen ki 250 liraya işte birkaç saat bana müzik çalacak. Şöyle telefonumu, tabletimi de kardeşim koyacağım. Buradan böyle filmimi açacağım, izleyeceğim diyorsan o zaman iş görür. Bunda daha çok benim görüşüm, şahsi görüşüm film izlenir. Böyle güzel Netflix vesaire dizilerini koy buna, tabletini, telefonuna aç izle. Buradan telefondan daha düşük ses alacağını, bundan en azından yüksek ses alırsın. Rahat rahat filmini izlersin. Bağda, bahçede, kampta, plajda, yazlıkta, açık hava bir yerde özellikle yüksek sesiyle seni tatmin eder. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Güzel yorumlarınız için. Hızlı konuşmaktan şey yapamadım, pardon. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Yeni videolarda buluşmak ümidiyle hepinize çok selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.